Kardeşler, bakın mikrofon aldım ve kafama koydum. Şurayı yapıştıramadım ya. Şuraya yapıştıracak bir yer yok. O yüzden de kıyafetim şurada şişe olmasın diye kafama koydum. Kafama kimse değmez. O yüzden kardeşler ya son videoma hamile misin yazmışsınız ya sürekli. Hamile değilim. Evet biraz göbeğim biraz büyük çıkmış ama hamile değilim. Kiloluyum. O yüzden öyle yazmayın. Kilolu insanlara hamile misin demek nasıl kalp kırıcı biliyor musunuz? Tamam şimdi biliyorsunuz. O yüzden yazmayın. Kardeşler. Geçen videoda çok güzel her şey şeyimi temizlemiştim evimde. Şimdi de telefonumu, iPad'ımı, iPad aldım bu arada. MacBook'umu, her şeyi temizlemek istiyorum. Her şeyi silip atmak istiyorum. Hayatımı düzene getirmek istiyorum ve çok güzel yaşamak istiyorum. Her şeyden ayrılmak istiyorum. Silmek istiyorum. Hadi başlayalım. Siz de benimle beraber yapabilirsiniz isterseniz. Hayatınızı düzene getirmek istiyorsanız. Benim şimdi to-do listim var. Onların hepsini yapmaya çalışacağım inşallah. Tamam, başlayalım o zaman. Haydi checklistime bakalım. Tamam, iPhone'dan başlıyoruz. iPhone'da Photos and Videos yapmamız lazım. Hafızamız ne kadar kalmış? Kalmamış. O yüzden haydi. 949 GB GB. Bunun SS'ini alalım. Oh my god. 17.946 diyor ya. Ulan niye bunların hepsi böyle? Bu ne demek ya? Nasıl sileceğim ben şimdi bunları? Neyse bir yerde gördüm ki şurada all photos var ya onu aylık olarak siliyor tamam mı? Ben de öyle çalışayım. Belki öyle kolay olur. 2016'dan başlıyoruz. Ne? Ha bunlar aslında yanlış yazılmış. Uf çok zor ya nasıl sileceğim? Bu gerek yok. Bunlar bende var. Select all. Ulan kardeşler bu çok kolaymış. A'ya geliyorsun tamam mı? Sonra şurada select all yazıyor. Her şeyi select oluyor. Sonra her şeyin siliniyor. Ne kadar iyi ya. Çok kolay. Ay ben yaparım bak bunu. Hemen yaparım ben bunu. Çünkü bunlar artık gerek yok. Bunların hepsi gerek yok yani. Ben de düşünüyordum ki şimdi böyle parmaklarımı... kiraz. Ay şurada burnum kanamıştı. Bunlar var mı? Evet var. Ben bunları şey yapmıştım. Silmem lazım. Çok kolay ya o zaman. Oh my god yani. Yuh yani hamileydim şuralarda ya. Ana doğum yaptım. Bunların hepsi var değil mi bende? Hepsi var ya bunlar. Telefonumdan sileyim. Şu an ben düşündüm de bu fotoğraflar var mı bende? Okey siliyorum. Oh, çok iyi hissediyorum ya. Çok az şey sildim aslında. Tamam devam. Mesela burada bazı fotoğraflar eğer bana lazımsa onları ben MacBook'uma atacağım. Burada hazır duruyor. Oraya atacağım. Tamam siliyoruz. Şuralarda da memem gözüküyor ya. Buralara geç. Emziriyordum ben ilk. Tamam şunları buraya kadar atayım. Yes gönderildi. Şimdi de silelim. Çok zor ya. Nereden başlayacağım bilemiyorum. Sırayla mı gidelim? Tamam, sırayla gidelim. Tamam, bu videolar lazım mı bana? 2022 tamam. Bunlar bende var. Of ya eski fotoğraflarım iCloud'dan gelmiyor telefonuma. O kadar yer yok ki. Bunlar inmiyor. O yüzden belki öncekiden başlayarak değil de şimdikiden başlayayım gideyim. 2023 November'den başlayayım. Tamam, bunlar bana lazım mı? Bunlar artık lazım değil değil mi? Hiçbir şey yapmadım ya. Sadece oraya buraya geziyorum. Allah Allah. Bu bana lazım mı? Lazım değil. Sabina lazım mı? Lazım. Bu videolar lazım mı? Lazım değil. Çünkü attım. Bunlar lazım mı? Lazım değil. Çünkü paylaştım. Tamam siliyorum bunu. Şimdi de silinmişleri atayım. Yeni silinenler 482. Yes. Haydi silin. Şimdi bakalım ne kadar olmuş. iPhone storage. Lan az önce 42 bir şey değil miydi ya? Niye 52 oldu? Uf, iCloud'dan indi ya o yüzden galiba. Aa, ne? Ben bu kadar çok şey yaptım niye? Bir faydası bile olmadı. Şimdi de dosyaları silmeye çalışayım. Çünkü başkaları çok zor gözüküyor ya. Tamam bunlar gerek mi? Biliyorum. Aa tamam şimdi bunu da silelim. Çünkü bunu ben paylaşmıştım geçen videoda. Bu 100 tane mi ne videoyu siliyoruz. Yay. Buradan da direkt silelim ya. Timelapse'lar lazım değil. Bunu siliyorum. Slow mo lazım değil. Siliyorum. Cinematic. Bunlar da lazım değil. Siliyorum. Screen recordings.
Tamam. Yay. 335. Fatoyu sil. Yay. Çok iyi. Çok 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 iyi. Buraya bakalım ne kadar kaldı. 550. Arkadaşlar şimdi sıkıldım ben bunları yapmayı. O yüzden bakalım bakın. Photos Applications. Şu fotolar kadar da Applications varmış. O yüzden uygulamaları silerim. Bakın bu Orange. Orange duruyor ya, onu silmemiz lazım. Arkadaşlar 33 kaldı diyor. Oh ya, biraz motive oldum az olsa bile. Arkadaşlar 33 oldu. Tamam, iyi iyi gidiyoruz o zaman. Ama ben çok sıkıldım bunları yapmayı. O yüzden bakın Photos Orange duruyor ya. Photos şimdi turuncu oldu. Biraz daha az. Şimdi de Applications, uygulamaları silmemiz lazım. Çünkü uygulamalar çok fazla. Ve gereksiz gereksiz uygulamalar duruyor bende hala. Onları silelim. Arkadaşlar bakın uygulamalarım çok fazla. Bir tane sayfa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arkadaşlar 7 sayfa uygulama ne demek ya? Ne demek? Bakın şimdi silelim her şeyi ya. En sondan başlayalım değil mi? Tamam. Calm. Bu ne gerek var ya? Arkadaşlar bakın bazı uygulamaları kullansam bile, mesela şurada Instagram duruyor değil mi? Ama zaten bunu bu 7. sayfaya gelmiyorum ki. Ben burada dururken hep şöyle yapıyorum. Sonra Instagram dediğimde de Instagram çıkıyor. O yüzden şuradaki yerlerden hep kaldıracağım ben. Sadece remove from home screen. Tamam. Bunların da hepsini siliyoruz. Gerek yok. Bu ne ya? Niye bu kadar uygulama taşıyorum ben? Bir de mesela bazılar var, uygulamalar hiç açmıyorum bile. Bing ne ya? Bundan da sürekli mesajlar gelip duruyor. Mesaj değil de şu üstten geliyor ya bir şey. Var ya arkadaşlar, ben çok böyle mesela biri diyor ya, ay bu uygulama çok güzel falan filan dediği zaman o kadar kolay, o kadar çabuk etkileniyorum ki böyle hemen çıkıyorum, gidip o uygulamayı indiriyorum. Sonra bazılarını açmıyorum bile ya. Öyle duruyor. Paste and remove from. Remove from. Tamam. Çok iyi. Delete app. Of ya. Çok iyi oldu ya. Baksanıza. Bakalım şimdi. iPhone Storage. Unuttum ya. Az önce nasıldı? Bir şey değişti mi? Bu kadar çok şey sildim. Değişti mi bir şey? Ama olsun ya. Bir şey değişmese bile benim için değişti. Bakın. Sadece bu var. Gerekirse şuralardan alırım. Diğerlerini en sık kullandıklarım da bu. Ay çok iyi oldu ya. 7 sayfa uygulama sildim ya. Helal olsun bana ya. Oh süper. Şimdi de tiklerimizi koyalım. Delete apps. Uygulamaları sildim. Sildik. Clean home screen. Tamam, sildik. Şimdi de notes, files, your voice memoları mı silsek? Evet, onu silelim. Ne kadar çok ses kaydı yapıyormuşum be. Şimdi edit diyelim. Bunların hepsi gerek yok değil mi? Ne? 2020'den beri var ses kayıtlarım. Siliyoruz. Hiçbir şey gerek yok burada. Hiçbir şey. Bu lazım olabilir. Tamam, bunlar. Siliyoruz. Ay çok korktum şu an. İnşallah gerek olan şeyleri silmedim değil mi? İnşallah pişman olmam. Amin. Lan arkadaşlar, kocam çağırıyor, eve gel diyor. Çünkü araba lazımmış ona, bir yere gidecekmiş. Neyse evde devam ederim. Tamam, eve geldim ve devam edelim. Tamam, şimdi Ekim'den başlayalım o zaman. Niye November bu kadar çok? Tamam, November 1-2. Tamam, başlıyoruz. Tamam, bu. Bu bana lazım mı? Siliyorum. Ha, select all yapayım, sonra gereksizleri şuradan çıkartırız. Ha, bu November 1 select all. Oo, iyi o zaman. Tamam. Bu da lazım değil. Tamam, bu belki lazım. Siliyoruz bunu da, bunu siliyoruz. Bunu da siliyoruz. Aa, çok iyi. Tamam. Bunları paylaştım, bunu siliyoruz. November 2'de siliyoruz. Yuh yani ya. Sadece bir ayın içinde 306'yı siliyorum ve o da gereksiz yani. Arkadaşlar 3 gün geçti aradan ve ben ah çok şükür ya, bütün fotoğrafları videoları silmeyi bitirdim ve galerime bakar mısınız, giriyorum. 0 0 0 0. Sadece şurada shared albums var. Bu da paylaşıyorum biriyle. Benim Instagram'dan editörüm var ya, ona videoları buradan gönderiyorum. Sonra o da edit yapıp bana buradan gönderir. Yani benim asıl foto videolarım yok yani. Her şeyi üzerinden geçtim ve ilk iCloud'daydı ya hepsi. iCloud'dan inmesini bekledim telefonuma. Telefonumdan MacBook'uma gönderdim. Oradan hard diske atacağım kopisi dursun diye. Ondan sonracığıma telefonumdan her şeyi sildim. Çok şükür. Ah, var ya böyle free hissediyorum arkadaşlar. O kadar kafam böyle hafifledi ki.
anlatamam yani. Çok güzel bir şey. Ve bu 3 gün o kadar sıkıcıydı ki ben dedim kendime. Hayatta artık ben kendimi böyle bir duruma sokmam dedim. Çünkü çok kötü ya. Bir de ne kadar bir sürü fotoğraf, video sildim biliyor musunuz? Çöp yani çöp, gereksiz şeyler duruyormuş yani benim galerimde. Tabii ki kızımın fotoğraf videolarını falan filan hard diske atacağım ama yani başka çöpler, bir sürü şeyler, bir de onlar bana böyle yük veriyordu. Ben bakıyordum, of diyordum ya, of of of. Yani o yüzden bundan sonra birazcık şey olacağım böyle. Birazcık düşüneceğim fotoğraf çekmeden ya da video çekmeden önce. Bunu ben ne yapacağım diye. Çünkü bazen sadece çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Telefonum da duruyor. Kafamda tabii ki düşünüyorum. Paylaşacağım ben, Instagram'da paylaşacağım. Kardeşlerime göstereceğim diyorum. Ama galerimde o kadar bir sürü şey var ki onlarla karışıyor. Sonra şey düşünüyorum, böyle korkuyorum. Ya içinden iyisini seçemedim diye. Sonra bir gün seçerim diyorum. Çok saçma şeyler değil mi ya? Sonra bir gün seçerim diyorum. Sonra o gün hiç gelmiyor. Sonra da böyle çöp çöp duruyor. Sonra da zaman geçtikten sonra aman bunun neyini paylaşayım, bunlar geçti ki diyorum. O yüzden bundan sonra kendime kural. Çekmeden önce kendime soruyorum. Bunu gerçekten gerek olacak mı bana? Yani bunu ne için çekiyorum? Tamam, kızımı çekebilirim. Büyüyor, büyüyor, değişiyor. O yüzden ben eski videolarına çok bakıyorum. Çok böyle yani hafızamda kalsın diye. Tamam, onu okey. Ama mesela Instagram'a ya da bir yere çekmek istediğimde, sosyal medya için çektiğimde onu sadece galerimde böyle çöp olarak yatırmayacağım yani. Böyle yatmayacak yani öylesine. Bundan sonra böyle çektim mi o gün gidip bakacağım. Hangisi güzel çıktı? Like bastım. Onu da gidip paylaşacağım. Yoksa eğer paylaşmıyorsam 3 gün sonra sileceğim. Yoksa kardeşler 3 senelik şeyler duruyor. Ben oradan size paylaşacağım diye çekmişim. Paylaşmamışım. Çünkü zaman geçmiş. Zaman geçtikten sonra aman nesini paylaşacağım diyorum. Yani kardeşler o yüzden bundan sonra birazcık daha anında yapmaya çalışacağım. Çünkü ondan sonra kaldığı zaman bu 3 gün çektiğim çile kötüydü yani. Çekmem artık. Çekmek istemiyorum ya. Artık her şeyi hemen hemen hızlı hızlı anında yapmaya çalışacağım. İnşallah. Bu benim aldığım yeni kural. Kardeşler bakın bu kadar zaman geçti ama sadece ikisine tik koymuşuz benim to do listimde. Ay durun ya, üçüncüsüne koyalım. Photos and videos. Onu yaptık. Sonra voice memos da yapmıştık değil mi? Ses kayıtları silmiştik. Evet. Backup files hard disk. Onu da yaptık çünkü fotoğrafları hard diske gönderdik ya, kopisini aldık, tamam. Şimdi de files kaldı ve mesajları sileceğiz ve Safari. Sonra notifications neydi ya? Üstten geliyor ya sürekli, onu yok etmemiz lazım. Tamam. Notes yapalım. I can cook. Ruskaya, Libby, Overdrive. Edit video, var, Mokaltin, Koyun, Salatki. Tamam, notes'ları bitirdik. Şimdi neydi başka? File. Lan file'larda her şey gerekmiş ya. O yüzden onları silmeyeceğim. Şimdi de mesajları silelim ya. Mesajlar bir sürü yani, fazla. Yuh yani 2021'den beri mesajlarım var. Kardeşler ya, birer birer silmektense böyle toptan silmek oluyormuş ya. Ben de onu bulamamıştım. Oh çok şükür. Hiç bakmadan siliyorum çünkü bunlar o kadar eski ki kimse bana lazım değil yani. Hiçbir böyle ay bunu silmemem lazım diye bir şey yok burada yani. Genelde sadece böyle hızlı hızlı böyle normal mesajlar var. O kadar da değerli bir şey yok yani burada. Kardeşler şimdi biraz azaldı ve Telegram 2.2 GB diyor ya. Onu biraz silelim. Şu Telegram'da da bir sürü şey var. Burada da her şeyi silmek istiyorum ya. Şimdi de cache'i silince çok güzel. Çok güzel. Şimdi bakalım. Oh, Telegram aşağıya gitti. WhatsApp niye bu kadar çok ya? WhatsApp'ı silelim şimdi. Kardeşler 115 mesajlaşmayı siliyorum. 115. Şimdi de gruplardan çıkayım ya.
Lan TikTok 5,6 GB diyor. Ne ki o? Sanırım çektiğim draftlar. Lan ya 52 tane taslak var. Hepsini silmem lazım. Çünkü hiçbir şeyi bile gerek yok artık. Neden duruyor hiç bilmiyorum. Oh çok şükür. Kardeşler şimdi Safari'deki her şeyi de sildim. Ama çok da hiçbir şey değişmedi gibi. Neyse 70 GB free alanım var artık. Çok şükür. Şimdi Notion to-do listeme bakalım ne vardı başka? System data messages Safari sildim. Notifications. Maps. Kardeşler artık telefonumun hepsini bitirdim. Bütün her şeyi çok güzel oldu. Şimdi de MacBook ve iPad'ım kaldı. Ama orada çok da aynı şey yani aynı bunun gibi yapacağım. Ama orada sanırım daha kolay olacak çünkü artık öğrendim. Ama var ya bundan sonra hayatım gerçekten değişti. Çünkü bu kadar çok şey tutmayacağım artık ya. Hemen hemen sileceğim ya da hiç izin vermeyeceğim telefonumda kaplamasına ya da ne bileyim hayatıma girmesine izin vermeyeceğim artık. Bu kadar yani. Aslında MacBook iPad'ı da çekecektim de onu yapsam mı yapmasam mı ya? Neyse yapmayayım ya. O kadar yoruldum ki iPad'ımı ve MacBook'umu da eve gittiğimde böyle yatarak yaparım. Çünkü arabada çok sıkıldım ve çişim geldi ve şimdi gidip çişimi yapmam lazım. Başka işlerim var. Var ya bu 3 gün hiç başka işimi yapmadan sadece buna odaklanarak yaptım. O yüzden böyle.